Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen 10. Parlamento Başkanları toplantısında diyalog yoluyla küresel barışın geliştirilmesi, parlamentolar nasıl etki yaratabilir başlıklı oturumda konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e açtığı soykırım davasına ilişkin, Türkiye olarak Uluslararası Adalet Divanı Sözleşmesi'nin 63. maddesi gereği biz de bu mahkeme süreçlerine müdahil olacağız dedi. Birçok insani krizle karşı karşıyayız ve ne yazık ki bunların çözümünde dünya ve küresel sistem artık işlevsiz hale geliyor. Maalesef az evvel de ifade edildiği gibi, Gazze'de 7 ayı aşkın bir süredir devam eden İsrail'in artık soykırım boyutlarına varmış olan ağır katliamları, insanlık suçları, 35 bin insanın hayattan koparılmasına, bunların %70'inin kadın ve çocuklar olduğu büyük bir sivil kayba neden olmuştur. Küvezdeki bebeklerin 8 milyar insanın gözü önünde çırpına çırpına öldürüldüğü o vahşeti insanlık asla unutmayacaktır. Özellikle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda başlatmış olduğu İsrail'e karşı adalet arayışını takdirle karşıladığımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak Uluslararası Adalet Divanı'nın sözleşmesinin 63. maddesi gereği biz de bu mahkeme süreçlerine müdahil olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum.